Uyur, rüya görür, sevişir ve kucaklaşırsınız. Bir yatağı paylaşmak hakkında başka ne söylenebilir ki? Bilakis söylenecek çok şey var. Goodbye Insomnia ve Hello Sleep kitaplarının yazarı psikiyatr Samuel Denkel, uyku pozisyonlarını 25 seneyi aşkın bir süredir analiz edip elde ettiği verilerle insanlar ve ilişkileri hakkında hiç bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkarıyor. Seneler geçtikçe uyuma biçimleriniz değişir, evrimleşir. Ama duygusal karmaşamızı da her zaman yansıtacaklardır. Eşiniz ve siz nasıl uyuyorsunuz? İşte farkında olmadan anlatılanlar. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yüz yüze. Sarılma, cinsel münasebetin başlama noktasıdır. Karışık pozisyondan daha az yaygın ve gece boyunca sürdürülmesi güç bir pozisyon olan bu biçim, ateşli bir gecenin başlangıcını işaret eder. Bazı çiftler özel eğlenceler yaşadıkları senelerin ardından yine bu duruşa dönebiliyor. New York'ta bir psikoterapist olan Elizabeth Flying Campbell bu konuda çiftler kolaylıkla ağa düşebilirler. Birbirlerinden ayrı yatmak bu bağlılık dahilinde mümkün değildir diyor. Peki ya partneriniz size bu şekilde sarılmayı seviyor ve siz de boğulacak gibi hissediyorsanız? Diğer evlilikle ilgili konular gibi uyku pozisyonları da anlaşmayla çözümlenebilir. Mesela eşiniz uyuyana kadar ona sarılıp sonra daha rahat bir pozisyona geçilebilir. Krallık. Bu pozisyonda çiftlerden biri genellikle erkek, güçlü bir ego gösterisi, yetkili bir pozisyon alır. Kadın ise kafasını erkeğin omzuna koyar. Dünyaya erkekle aynı perspektifte baktığından yakınlık ve korunma hislerini kendine daha güçlenmiş bulacaktır diyor Dr. Dunkel. Çiftler ilişkilerinin, evliliklerinin ilk evrelerinde teslimiyet ve taahhüt içeren bu pozisyona rağbet ederler. Burada yüksek seviyede güven vardır diyor Dr. Glass. Sırt üstü yatan bir kaplumbağa gibi kendinizi ifşa ettiğiniz ve her tür dokunuşa açık. Kanatlarının altında. Bu bir öncekinden daha samimi bir pozisyondur. Çünkü erkek sadece omzuyla destek olmanın ötesinde kadını tek koluyla kavrar ve tutar. Bu pozisyon kadını cömert ve aşk dolu bir hediyenin alıcısı durumuna sokar. Özellikle de kriz zamanları ve özel ihtiyaçların doğduğu anlarda sizi tamamen kanatlarının altına alır diyor Dr. Glass. Bu çok besleyici bir pozisyondur. Rahat ama birlikte. Aşk taze olduğunda çiftler çoğunlukla sevdikleri ve rahat ettikleri uyuma pozisyonlar feragat edip yatakta daha yakın ve bütün olmayı sağlayan şekillere girerler. Evliliğin üstünden 5 seneye yakın bir zaman geçtikten sonra çiftlerde artan güven duygusu yataktaki mesafenin ve konforun biraz daha artmasına müsaade edebilir. Eşler kaşık pozisyona benzer fakat arada belirli bir mesafe olacak şekilde yatarlar. Duygusal akım karşı tarafa değen el, diz veya ayakla sağlanır. Bu hem rahatlığın hem de yakınlığın dengelenmiş biçimi olabilir diyor Dr. Glass. Bu duruş ayrıca seks baskısını da ortadan kaldırır. Kaçan kovalanır. Uyuma pozisyonları bir evlilikteki gerginlik ve anlaşmazlıkları anlatabilir. Mesela bir anlaşmazlık neticesinde kocanız aniden arkasını dönüp yatağın diğer ucuna kayabilir. Eğer siz de uykudayken onun peşinden gider ve ona sarılırsanız buna usulsüz kaşıklama denir. Yine de bazen mesajı veren taraf tam olarak neyi istediğini anlatmakta başarılı olmayabilir. Kalça teması. Evlilikte zaman geçtikçe uykunuzu kişiselleştirme eğilimi de artar. Çiftin yakınlıkları çoğalıp keşfedebilecekleri azaldıkça bireysellik ön plana çıkmaya başlar diyor Dr. Dunkel. Bazı çiftler için bu daha büyük bir yatak almak, daha geniş alan sağlamak anlamına gelebilir. Sadece kalçaların temas etmesi daha geniş bir alan sağlamakla kalmaz, duygu aktarımını da temas yoluyla sağlar. Birbirleriyle kesişen iki farklı daire gibi. Bu pozisyonda karşılıklı dayanışmayı temsil eder diye açıklıyor Dr. Glass. Bu pozisyon stresli bir günün ardından daha rahat bir alan sağlayacağı için tercih sebebi. Yaratıcı. Siz veya eşiniz gerçekten garip pozisyonlarda mı uyuyorsunuz? Yarı dışarıda sanki ondan kurtulmak ister gibi veya ters yatmak gibi. Dikkat edin. Evlilik ve beraberlikten farkında olmadan kaçma eğiliminde olabilirsiniz. Durumun böyle olduğunu düşünüyorsanız bir evlilik danışmanı nelerin ters gittiği konusunda aydınlanmanıza yardımcı olacaktır. Yine de hoşnutsuzlukla ilgili başka işaretler yoksa bu yeni yatış biçimini çok da yadırgamaya gerek yok. Videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz.